Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Niyazi Yıldız ismim. Kırşehir'de sigortacıyım. Efendim, malum 11 ilimizde İstemli'nin bir deprem felaketi gelişti. Çoğu vatandaşımız deprem yanında sigortası yaptırdı. Çoğu vatandaşımızın nereye nasıl müracaat edeceği ve nasıl bir yol izleyeceği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Böyle bir doğal afet durumunda yapacakları deprem sigortaları varsa 125'i arayarak doğal afet kurumunda hasar dosyası açtıracaklar, bildirim yapacaklar. Konut sigortaları varsa hangi konuttan, hangi şirketten kestilerse o firmanın müşteri hizmetlerini arayıp hasar dosyası açacaklar ve eksper gelecek kontrollerini falan sağlayacak bunların. Eğer elinde poliçe bilgileri yoksa, depremde o kağıtlar falan kaybolduysa ne yapacak? Müşterilerimizin çoğu bunu bilmiyor. E-Devleti'ni açtığında DAS kurumu yazdığında direkt orada poliçe bilgileri yazar. Konut sigortalarının bilgilerini hepsi E-Devlet'te yazar. Eğer ferdi kazalar varsa, herhangi bir ölüm olduysa konuttan deprem altında kalan ferdi kazalar varsa bunlar da hepsi E-Devlet'te yazar. Tüm poliçe bilgilerini oradan ulaşabilirler. O poliçe bilgilerini, hasar dosyalarını açtırabilirler. Peki efendim, elimizde deprem afet sigortası yaptıran vatandaşlarımız sigortanın neleri kapsadığını nasıl öğrenebilirler? Şimdi çoğu insanımız bilmiyor. Deprem sigortasında konut sigortasını karıştırıyorlar. Deprem sigortasını yaptırınca sadece benim evim deprem olduğunda, hasar gördüğünde tüm paramı alırım diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Konut sigortasını da yanında yaptırmaları gerekiyor. Deprem sigortası çünkü cüzi bir rakam ediyor. İnsanlarımız bu konuda bilinçsizler, bilgisizler, bilmiyorlar çünkü. Bunları biz devamlı her gelen müşterilerimize anlatıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar bilmeleri gerekiyor. Sadece deprem sigortasında bitmiyor. Yanında konut sigortasında kestirmeleri gerekiyor. Ama konut sigortasını kesmekle de bitmiyor. İçerisindeki teminatlar çok önemli. Teminatların tam olması çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.